Ben Erdin Çamaç. Ben de Yenge. Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili dostlar, dün bir Konya gezisi yaptık. Bu küçücük aleti, DJI Osmo Pocket 3'ü, D-Log M moduna soktum. Ve ne yazık ki daha henüz bunun ND filtreleri gelmediği için de otomatik çekim moduna ayarladım. Yengenizin eline verdim. Sonra da bana verdi. Ben de aldım sazı elime. Çektim. Bütün Konya'yı gezdik. Nereleri gezdik? Mevlana Türbesi'ni gezdik. Müzesi olmuş. Şemsi Tebrizi Müzesi'ni ve Türbesi'ni ziyaret ettik. Oradan Kyoto Japon Parkı'na geçtik. En sonunda da Sille diye küçük bir eski Rum köyü varmış. Hepsi bunlar Konya'nın yakın civarlarında, 14-15 kilometre civarlarında. Valla bütün çekimleri yengeniz yaptı, bu DJI Osmo Pocket 3'te. Bunu ne istedim biliyor musunuz? İstedim ki bu cihazı alacak olan, yani kendi keyfi için, kendi tatil arşivleri ya da çocuk büyütme arşivleri için bu makine, bu kamera ne kadar başarılı. Bunu yaparken de tabii bu yeni gelen DJI Mic 2'yi de kullandık. Sesle ilgili hiçbir düzeltme yapmadım. Ne seviye düzeltmesi yaptım, ne başka herhangi bir düzeltme yaptım. Tamamen oradaki kayıtları canlı canlı duyacaksınız ve bütün çekim yengeniz yaptı. Şimdi neden yengenize bıraktım? Çünkü yengeniz biz olalım. Ben ailenin fotoğrafçısıyken yengeniz de her zaman kameramanı olmuştur. Evet. Yani yaklaşık 30 seneden fazladır bu anlattığı. Ama işte ben tabii hiç bilemezdim. İşte kafama vura vura işte öyle yapma böyle yapma bağırışlarla çağrışlarla öğrenmeye çalıştım. Ya buna rağmen yine de tabii ki çok acemi bir insanın o duygusuyla beraber, o hayranlık duygusuyla beraber yaptığı çekimleri de göreceksiniz. Daha doğrusu yani herhangi bir insanın yaptığı çekimleri göreceksiniz. Ben onları sadece renklendirdim. Yaptığım tek şey oldu. Evet, yani ben şunu söylemek istedim o sözümle. O kadar pratik, o kadar güzel, taşıması kolay. Bilin bilmeyin çekim yapmayı. Yani kullanmayı biraz bildiğinizde ve tuttuğunuzda kamera çok güzel çekiyor. Her türlü pratik. Yani ben derim ki ben çok hoşuma gitti benim bunu kullanmak. Taşıması da kolay, pratik, gezerken çok rahat oluyor. Yani alın alın hanımlarınızın eline verin. Beraber gezin çeksinler. Erdinc'in demek istediği illa bizim çok bir şey bilmemiz gerekmiyor. Makine yapıyor. Artısıyla eksisiyle tabii onu da Erdinc anlatacak. Şimdi ben D-Log M'de çektim ama inan ona bir gerek yok. Normal çekim dahi harikulade neticeler veriyor. Hiç öyle çok da kendinizi sıkmanıza, daha sonra renklendirme yapmanıza falan filan gerçekten ya, gerek yok. Evet, bunu demek çok pratik. Belki normal çekim benim bu renklendirmemden daha da başarılı çıkabilirdi. Ondan çok emin değilim. Denemedik. Çünkü D-Log M'de neler yapabildiğini de görmek istediğim için D-Log M'de çektik. Söyleyeceğim tek bir negatif tarafı, o da tabii dediğim gibi manuel pozlama yapamadığım için makinenin kendi otomatik geçişlerinde kontrajur, yani ters ışığa karşı ufak tefek bir karanlıklaştırma olduğunu göreceksiniz. Evet. Ben onun haricinde bir eksiğini göremedim. Otofokus takibi müthiş bir kere. Yani ben keskinliğine hayran kaldım. Hiç öyle artırmadım da. Her şey olduğu gibi duruyor. Doğal olarak çektik. Vallahi bununla ilgili başka şeyi çok beğendim. Lensini. Lensin her ne kadar geniş açı bir lens ise de distorsiyon toparlama becerisi olağanüstü olduğunu düşündüm. Şimdi en iyisi ne biliyor musunuz? Biraz uzun sürecek. 20 dakikalık bir çekim yaptık. Çekmişim. Seviyorum ben çekmeyi. Ama Konya'yı bizimle beraber bir gezmenizi istedik. Ben istedim ki yengenizin gözünden Konya'yı gezin. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet, Konya'ya Mevlana Türbesi'ne geldik. Meydan ve uzaktan türbe, yaklaştıkça da adım adım çekmeyi planlıyorum. Evet, Konya'mızın tramvayı da varmış. Müzeye ve türbeye giriş yaptık.
saçı. Bu da Erdinç Amaç. Evet, Erdinç Amaç. Biz şimdi neredeyiz? Vallahi Konya Mevlana Kültür ve Müzesi'ndeyiz. Gezeceğiz. Nasıl buldun ilk gördüğünde? Daha bir çok şey güzel değil mi görünüyor? Görsel olarak çok güzel. Mimarisi çok güzel. Bir de içine girelim bakalım. Küstahın kapısı gibi bir yerden girdik. Şimdi içeriye doğru ilerleyeceğiz. İşte bahçe girişinden devam ediyoruz. Tasavvuf müzikleri kulağımıza geliyor. Buradan çok güzel bir avluya çıkılıyor. Oldukça da kalabalık kış olmasına rağmen. Bu gördüğümüz odalar müze ve ilk gireceğimiz oda cerrah odası. Cerrah mum ışık. Bir mumda sen yak. Önemli felsefeyi anlatan bölüm. Burası Mesnevi Han icazet makamı. Ve tabii çok değerli bir Kur'an. Bu kapı Mevlevi Musiki'si. Musiki'nin çok büyük önemi olan bu yolda kullanılan aletler. Lef. Ve tabii neyler. Ve tabii davul kudom deniyor. Ritim, ahenk için. Evet halıcı, çok değişik halılar gördük bir odada. Oo, çok enteresan. Sence bunlar kilim mi, halı mı? Seccade. Ha bunlar seccade. Konya. Evet. Zikir tesbihi Mevlevi sancağı bu odada. Oo, Mevlevi sancağı. Görüyor musunuz? Kılıç, ay yıldız, semboller bayağı ilginç. Sancağın tutuş, an yeri. O tesbihin büyüklüğüne bakınız. Vav. Wow. Zikir tesbihi. Burası da Mevlevi kıyafetlerinin bulunduğu oda. Bakalım nasıl giyiniyorlarmış. İşte bir derviş kıyafeti ve sarıkları. Tabii sarık önemli bir sembol. Ve başka bir derviş kıyafeti. Çelebi odası ve girişinde yazanlar.
Çok hoş bir perdesi var. Derviş olmanın önemini anlatan bir yazı var kapıda. Ve içerisi. Aşçı dede odasıymış. Aşçı dedemiz oturuyor. Hizmetkarımız ayakta. Mutfak. Nev Niyaz ve Saka Postu Makamı. Niyaz edilen bölge. Tabii. Her zaman mutfak. Ay, yani duygulanmamak elde değil. Gerçekten. Çok güzel. Yavaş yavaş yürüyoruz. Burada da bir cami var. İçerisinde ibadet ediliyor. Çok insan giriyor. Kıyafet odası, müze. Vallahi biz bir camiye diye girdik, bilmiyorum ne olduğunu. Horasan erleri. Şeyh Kerimettin, Mevlana'nın müridi ve Sultan Mered'in hocası. Evet, Mevlana'nın kalbi. Evet.
Tekkenin dışına çıktığınızda da Sultan Selim'in camisi var meydanda. Onun şadırvanı. Böyle çok büyük bir meydan. Şimdi Şems Tebrizi Parkı'nın içerisinden dost doğru gidiyoruz. Türbesi. Türbeye doğru galiba bu uçta gördüğünüz yere varacağız. Şems Tebrizi'ye de şöyle küçük bir cami yapmışlar. Tabii evet, şapkamı almıştım yanıma. Aldın mı? Evet. Başörtü niyetine şapkamı takacağım. Görüşmek üzere. Evet, burası cami olduğu için kafamı kapadım, fazla bir şey konuşamıyorum ama Şems de burada yatıyor. Şu anda Japonya'dayız, Kyoto'dayız. Ve ilginç bir biçimde Türkçe giriş yazısı var bizlerden dolayı. Kyoto Japon Parkı'na geldik sevgili dostlar. Ya böyle bir yer yapmışlar. Çok güzel. Ya şu güzelliğe bakın. Japonlar işte Konya'ya kardeş şehir olarak bu parkı yapmışlar. Hava da güzel, şansımız var Şubat ayında. Böyle bir yürüyüş alanı, bir de kafesi var. Şehir içinde kalmış ama güzel. Evet, parkın içinde dolanmaya devam ediyoruz. Çok hoş bir köprüsü var. Köprünün bu yüzü. Sonra parkın devamı. Çok şirin küçük bir Japonya yapmışlar. Ya bak, Japonya'ya gitmedik demeyiz ya. Evet, parkı devam ediyoruz. Başka bir köprüden geçiyoruz. Burası da başka bir güzelliği. Parkın. Çok şirin. Şöyle Konya'nın 14 kilometre kadar güneyinde Sille diye bir köy var. Buranın Rum köyü olduğu söylendi. Biz de bakalım keşfe geldik. Bu akanı bilmiyorum. Ya dere mi ne? İşte şöyle bir Rum köyü var dediler. Bakalım, soracağız. İşte böyle kışın böyle küçük Anadolu bir Rum köyü. Tabii birazcık Ege havası da var. Yok değil. İşte dediğim gibi hoş bir köy. Böyle Ege'den havası var. Şu bayraklı yer gördüğünüz işte Rum eviymiş. Çoğu restore olmuş. O da kalmamış. Hadi seçeyim. Gerçekten güzelmiş, tetikleri kadar var ve burası çok
uğurlu bir kiliseymiş dediklerine göre. Bu yapının aynısını nereden hatırlayacağım? Bir yerlerden hatırlayacağım ama. Kıbrıs'tan. Evet. Evet. Despot koltuğuymuş. Aslında şuraya geçilmiyor fakat çok eski kızım. 1816. Kaç? 1816. 1816'dan olanlar, o iç kısımdakiler. Bunlar 18. Evet. İşte Dört Meleğin Kilisesi. Kilisenin tavanları renklendirilmiş ama güzel yapılmış. Aynen. Sis tavan da çok güzel. Şurasını bilmiyorum. Klasik kapı. Bu kilisenin orgu. Aa, ne kadar eski bir org. Kutsal ekmeklerini kiborium denilen bu yerden dağıtıyorlarmış. Şurada da şu gördüğünüz bütün Ortodoks kiliselerinde camilerdeki minber gibi İncil'in okunduğu yer. Ama güzel yapılmış. Evet dostlar, nasıl buldunuz yengenin çekimini? Yani yengenin çekimi yengenin anlattığı gibi gayet amatörce, gördüğü gibi o anki duygu durumla, heyecanıyla anlattığı bir video. Ben öyle görüyorum. Sizler nasıl gördünüz bilmiyorum. Vallahi ben ama şöyle, her şeyiyle çok pratik bir alet. Vallahi ben şunu söyleyeceğim. Bence senin çekimin gayet güzel bir tatil çekimi oldu. Arşiv çekimi oldu. Ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Ve bununla da gerçekten çok kolay olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bununla ilgili başka ilave etmek istediğim bir şey var mı Seçil? Hemen her şeyi söyledik. Zaten yapısından da belli olduğu gibi hem pratik hem küçük. Taşıması kolay. Ha, yani yengeniz, bunları söyledik. Bu tabii yengenizin elinde bu yoktu. Ya, şu elbette şöyleydi. Çok 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 inanılmaz yani. Şey inanılmaz. Yani. Yaptığı tek bir şey var. Abi, şunu açıp. Evet. Çekime başlamak. Başka o kadar basit şey yani. İnanılmaz güzel. Kapatın. Yani cep telefonuyla bence hani bugünün telefonları çok güzel çekiyor videoları ama onunla çekeceğinizde şöyle bir şey, cep telefonu kadar bir şey yani. Daha küçük ama çok daha daha güzel yani. Çok çeken daha bir alet. Hani o yüzden dedim çekin alın çekin, güzel anılarınız olsun. Sevgili dostlar, bizim söyleyeceklerimiz bugünlük bu kadar. Valla eğer ki bu içeriği faydalı bulduysanız lütfen beğenme butonunu ıskalamayın. Hala abone değilseniz. Abone olun lütfen. Birlikte büyüyelim. Şimdilik sevgiyle kalın. Huzurla kalın. Hoşçakalın. Ben Erdin Çamaç. Ben de Yenge. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.